her vatandaş gibi biz de çok hassasız. Biz konuyu, bize dilekçeyle başvurulan konuyu meclise getiriyoruz. Biz konuyu meclise getiriyoruz. Çok da rahatız. Neden rahatız? Mecliste de zaten azınlıktayız. Bu konu bazı arkadaşlarımızı niye rahatsız etti? Meclisteki arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Bu tarafta oturuyorlar diye size bahsetmiyorum. Her konuda çoğunluklarını iddia edip karar alıyor ya. Eğer ki orada hiçbir şey çıkmasaydı meclisimize gelecekti. O zaman onlar aslanlar gibi hayır kaldırsalar da her şeyi kaldırıyorlar ya. Oyuna getirmeye çalışmasınlar. Sizler doğru olanı yapıyorsunuz. Siz kendinize göre doğru olan şeyi paylaşıyorsunuz. Ama bundan siyasi rant elde etmek isteyen kişilere ben dur diyorum. Mecliste çoğunluktaysan, orasında uygun görmüyorsan, eğer senin temsil ettiğin bütün kimse de uygun görmüyorsa reddini kaldır. Yok meclise niye geldi, niye gelmedi, kaldır kardeşim reddini. Biz bütün konuları meclise getirdiğimiz zaman sen mecliste hayır diye kaldırıyorsun ya, benim bütçemi, istediğim bütçemi yaptırmıyorsun ya. Ben nelere evet, nelere hayır dediğini, seçim yaklaşıyor. Seçimlerde sunacağız burada. Kamera kayıtları da var, her şey de var. Onlar da acaba cami istemiyor. Cami istememek başka. Onlar camiyi istemediklerini kamuoyuna belgelediler. Bundan iki sene önce Erdek Stadyumunda cami yeri olarak ayrılmış yere cami izni vermediler. Onlar zaten cami istemiyorlar. Şimdi bana tutup biz cami istiyoruz derlerse bir kere iki sene önce yaptıklarına bakın. Onu ben tartışmıyorum bile. Cami isteyip istemedikleri de kendilerini ilgilendirir, beni ilgilendirmez. Biz meclisimizde oylama yapıyoruz. Oylamanın konusu ne? Şehitler, şehitlik mezarlığı denilen, tabir edilen yerin, oranın her ne kadar şehit olmasa da kaldırılıp kaldırılmaması. Sen kaldırılmasını istemiyorsan hayır kaldırın. O gün niye geçirmediniz çoğunluk? O gün siz... Çünkü ben o zaman da söyledim. Ben konunun anıtlar kurulundan, koruma kurulundan geçmeden bir şey yapılması taraftarı değilim. Benim 3,5. senem ilk günüm gibi değilim. Bir takım tecrübelerim var. Bir yeri diyorsunuz ki size bir şey yaparken, belediye başkanısınız. Buraya şunu yapabilir miyiz? Sizin çalışanlarınız, halk, yanınızdaki, önünüzdeki arkanızda herkes aa çok güzel olur yap, herkes bir problem yok diyor. Şifaye bütün büyükler de, şeyler de, kurumlar da problem yok diyor. Ama ne zaman yazıya döktüğünüz zaman o zaman o kurumlar kendileri danışıyor veya bizim danışmamız gerektiğini biliyoruz. Konu imar komisyonuna gitti. İmar komisyonundaki arkadaşlara da ben söyledim. Konuyu biz anıtlar kuruluna soruyoruz. Kaymakamlık soruyor. Komisyon kararını şeyden sonra versin. Nitekim neden bu gündem maddesi bu ayki meclise gelmedi? Gündem maddesinin yetiştirilme gününe yetişmediği için. Bize rapor gelseydi bu mecliste de gündeme gelecekti. Ben rapor gelsin, gelen rapora göre, gelen raporda burada hiçbir şey yoktur diye bir rapor gelseydi komisyonda görüşünü yazardı, meclisimizde ona göre oylardı. Peki. Yani biz zaten azınlıktayız. Başkanım bir şey daha çok net soracağım. İçlerimizde genellikle bu isteğin arkasında il gelmesi, Sayın Hikmet onayın yattığı şeklinde bize iletildi. Çok kişiyle görüştük. Buna ne diyorsunuz? Yazın görüşü. Bakın. Yani evet. Ben bu işi ismar etmeden ne soruyorum? Çoğunluk böyleydi bana. Bakın. Görüştük işte. Evet. Bakın. Hikmet abimiz il genel meclis üyemizdir. Hikmet abimizin tavrını, şeklini, inançlarını, hayat tarzını herkes bilir. Hikmet abi yapılması gereken memleketimiz için, Erdem'imiz için yol, havaalanı, çevre yolu, marina, her türlü hizmeti yapar ama şeyle ilgili, inancımızla ilgili cami ve benzeri katkıda bulunacak her türlü şeye de katkıda bulunur. Yani her türlü şeyde Hikmet abimiz bize yardımcı olur. Ve ben çok iyi biliyorum bu konuda Hikmet abimizin
uzaktan yakından bir alakası yoktur. Yazıktır, günahtır. Aynı şey, kaygıları var. Aynı şey benim de başıma geliyor. Bazen bazı insanlar bazı şeyleri yapıştırıyor. Belediye başkanına, yanındakilere, il genel meclis üyesine. Bu konuyla ilgili Hikmet, il genel meclis üyesi Hikmet Onay abimizin işin başlangıcından sonuna kadar herhangi bir talebi veya müdahalesi yoktur. Kendisi de bunun üzüntüsünü yaşadığını bana defalarca söylemiştir. Ben de çeşitli platformlarda dile getirdim. Konuda şahıs aramamak lazım. Bakın, sizin göreviniz gazetecilik yapmak. Bizim görevimiz belediye başkanlığı yapıp hizmet etmek. Müftülüğün görevi de camilerini temiz tutup, ben nasıl Erdeğimizi 2020-2030 yıllarındaki otoparkını, okul alanını, dini tesisleri düşünmek durumundaysam, müftülüğümüz de önceliği dini tesislerin durumunu düşünmek. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün önceliği okul alanlarını düşünmek. Konu bu şekilde değerlenmiştir. Burada bir suçlu yoktur. Bir meclis vardır, bir düşünce vardır, düşüncenin konuşulması vardır. Buradaki asıl mesele işine geldiğiniz şeyin içinde var olup işine geldiğinizde kaçmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin yaptığı. Kaçmamak lazım. Cami için bununla buna şehitlik mi bulundu? Bir türlü benim bunu aklım almıyor açıkçası. Koca Erdek'te hiçbir camiye yoktu. Şimdi bu, ben size hak veriyorum. Siz kendi düşüncenizde haklı olabilirsiniz. Bir vatandaşımız çıkıyor diyor ki burası cami olamaz mı? Bir vatandaşımız çıkar der ki filanca yer Luna Park olamaz mı? Bir vatandaşımız kamyon garajının Luna Park olmasını ister. Bir vatandaşımız... Ama farklı şehitlikle bu. Şimdi bakın, şehit, Luna Park falan farklı. Şöyle ben başka örnek vereyim. Yani şehitliğin orada şehitlik olmadığı belgeleri var. Ve bir vatandaşımız diyor ki burası şehitlik olarak kalsın, yarın şehitimiz olabilir. Güzel. Bir vatandaşımız da diyor ki ya burası madem şehitlik yok, burada cami olsun. Görüşlere saygı duyacağız. Madem burada meclisimiz var, bu meclisimizde oylamayı yaparız. Oylamada çıkan sonuca hepimiz saygılıyız. Bunda endişe edecek bir durum yok. Yani öteki diyor ki ben evimin önünde ona bir kap yemek veriyorum, bu sokak hayvanını ben besliyorum, kaldırmayın. Yani bununla ilgili bir şey. Bu şehitlikle şehitlik, şehit olmadığı söyleniyor ya, yaşlılardan bir tanesinin duyumlarına göre. Belge gösterirseniz evet, haklı oluyorsunuz. Siz orada 10 tane şehit var deyin, belgeniz yoksa, belgelendiremezseniz problem. Ama belgelendirdiğiniz zaman şey, yani artık ülkemizde her konu rahat rahat konuşulup, rahat rahat tartışılması lazım. Yani aman bu konu hassastır, konuşmayalım ya, böyle bir şey yok.